Yaman! Selim abi! Yaman oğlum Mira. Çık dışarı bak. Yine başını derde sokma. Çık yoksa polis çağıracağım. Çağıralım ya, hemen gelsinler. Bir dakika. Sabah sabah ne aksiyon oldu ya? Çık oğlum dışarı. Ya Selim amca, kim bu adam? Ne istiyor ablamdan ya? Şimdi polis çağırıyorum. Abi ne olur sadece bir dakika izin verin abi, lütfen. Seni hatırladım. Sen o çocuksun. Salt Yaman. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Mira bak. Çok kötü şeyler oluyor. Beni ancak sen anlayabilirsin. Ne oluyor? Silahlı bir çatışma çıktı ve ben vuruldum. Hastaneden uyandığımdan beri kimse beni tanımıyormuş gibi davranıyor. Selim abi, Mert, hatta sen bile. Sanki o geçtiğimiz bir sene hiç yaşanmamış gibi davranıyorsunuz. Yaşanmadı zaten. Sen hiç hayatımıza girmedin ki. Merhaba merhaba, sonra gittin. Sen çok farklısın. Benim Miram'dan çok farklısın. Sen saçına ne yaptın? Ha. Kadınlar mutsuzken saçlarıyla oynar ya, klasik. Deniyorum işte. Ne oldu? Niye mutsuzsun? Aslında bir yabancıya anlatılacak şeyler değil. Uzun hikaye. Hayat işte. Özet geçmek gerekirse, sevgilim beni defalarca aldatan bir öküz çıktı. Annemin babam kavga dövüş boşandı. Ben bütün içimi annemden çıkarttım. 6 aydır konuşmuyoruz. Şimdi tek kaldım işte. Salt Mira. Ben varım. Seni seviyorum. Tanısan severdim belki. Mira, ben zaten seni tanıyorum. Ben seni herkesten daha çok tanıyorum. Bu akvaryumun içinde nefes alamadığını, piyanoya ne kadar aşık olduğunu biliyorum. Hayallerini, aileni ne kadar çok sevdiğini. Her ne olursa olsun onları hep affettiğini. Makarnaya hamur yaptığını ama limonatada harikalar yarattığını biliyorum. Nereden biliyorsun? Biliyorum çünkü seni seviyorum. Saçlarını, kokunu, gülüşünü, her şeyini. Hasta olduğun için değil. Sadece var olduğun için seviyorum seni. Hastalığımı da biliyorsun. Evet. Kimsenin bilmesini, sana bu yüzden farklı davranmalarını istemiyorsun. Sürekli bu konudan konuşmaktan sıkılıyorsun. Ve ben de bu yüzden sana bu konuyu hiç açmıyorum. Hastalığın olduğunu hiç hatırlatmıyorum. Sadece yanında duruyorum. İhtiyacın olduğunda uzanabileceğin, elimi tutabileceğin kadar yakın. Keşke daha önce girseydin hayatıma. O zaman her şey daha başka. Dinle beni. Ama sen kalmadın. Gittin. Hiç hayatımıza girmedin ki. Doktoru çağır. Çabuk doktoru çağır. Yaman. Yaman, nefes al. Doktor. Yaman. Baba ne oluyor? Yaman. Ne oldu? Baba ne oluyor? Doktor bey gerekli müdahaleyi yapacak. Yaman. Yaman.
normale döndü. O bahsettiğin hayat bundan daha mı güzeldi? Evet. Sen orada mutlusun. Biz birlikteyiz. Hatta ilk seni burada öptüm. İlk kalbimi burada açtım. Çok mu sevdik birbirimizi? Seviyoruz. Çok seviyoruz. Hiç ayrılmadık mı? Bir kere. Benim yüzümden. Sen de mi aldattın beni? Asla. Ben seni sevmekten hiç vazgeçmedim. Seninle tanışmak başıma gelen en güzel şeydi. Seni sevmek yaptığım en doğru şey. Hayatımda hiçbir şeyden seni kaybetmekten korktuğum kadar korkmadım. Bizim sevgimiz hayatımdaki en gerçek şeydi. Şimdi onu kaybettiğimi düşünmek bile benim nefesimi kesiyor. Eğer bana inanmıyorsan kalbini dinle. İnanmak istiyorum. Bu anlattığın sevgi o kadar derin, o kadar güçlü ki... bu hikayenin kahramanı olmak için her şeyimi verirdim. Öylesin. Değilim. Ben seni tanımıyorum. Mira. Ama kendimi çok iyi tanıyorum. Eğer anlattığın gibiyse birbirimize bu kadar aşıksak geri dön. O Mira'ya geri dön. Kim bilir şimdi ne kadar perişandır. Onu daha fazla mutsuz etme. Bana umut ver. Benim için ona geri dön Yaman. Bana bu hediyeyi ver ki... ben de bir gün bir yerlerde gerçekten mutlu olduğumu bileyim. Seni bırakmak istemiyorum. Ona geri dön. Onu sevmeye devam et Yaman. Ona geri dön. Ona geri dön Yaman.